Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Sivas katmeri tarifi vereceğim. Tarifi ben Nermin Hanım'dan gördüm Instagram sayfasından. Onun yaptığı ölçülerin tam yarısını yaparak tek bir katmer yaptım. 1 çay bardağı süt, 2 çay bardağı su, 1,5 çay kaşığı tuz ve toplamda burada 3 su bardağı un var ama toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullanarak bir hamur yapıyorum. Şimdi 3 su bardağını bir kaşıkla karıştırdım. Kalan 2 su bardağını ilave ediyorum. Benim unum 5 su bardağından birazcık eksik gitti ama yumuşak bir hamur oldu. 5 su bardağı koymalıydım aslında. O yüzden size tarifi 5 su bardağı olarak veriyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml. Çay bardağı ölçüm 125 ml. Hamuru bu şekilde toparlıyorum. Üzerini kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Arkadaşlar hamurda kabartma tozu, karbonat, maya yok. Sadece bu malzemelerle bir hamur yapıyoruz. Hamurumu hazırladım. Üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben tereyağını hazırlayıp 100 gram tereyağını tavaya aldım. İçine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip erimeye bırakıyorum. Ocağa alıyorum. Hamuru dinlendikten sonra unlanmış tezgahı alarak 4 eşit bezeye bölüyorum. Evet, hamurların beze haline getirip tezgaha koyup üzerlerini kapatıyorum. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlayarak bezelerimi yaklaşık bir yağlı kağıt büyüklüğünde açıyorum. Masaya da bir adet yağlı kağıdı serdim. Açtığım hamurları şimdi oraya götürüp serip yağlayacağım. Çok fazla inceltmenize gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi yağlı kağıt boyutunda olması yeterli hamurunuzun. Sadece merdane ile de açabilirsiniz. Ben hem oklavayla hem de merdane ile açtım. İkisini de gösterdim. Unlayarak açabilirsiniz. Benim hamurum birazcık yumuşak olmuş dediğim gibi. Bir tık daha sert bir hamur yapabilirdim ama böyle olmuş. Evet, şimdi bu hamuru götürüp masanın üzerine koyacağım. Buraya mesela fazladan açmışım. Bu açmayı gerek yokmuş buna. Çok büyük olmasına gerek yok çünkü. Birazcık daha küçük olabilirmiş. O yüzden de yapışmış gördüğünüz gibi. Her bir yufkayı 3 yemek kaşığı yağlı karışımda sürerek yağlıyorum. Bezenin her tarafına gelecek şekilde. Şimdi ikinci bezeyi ekliyorum üzerine. Bunun da yine her tarafını yağlıyorum. Evet, üçüncü beze. Bunu da biraz büyük açmışım. Gerçekten hiç gerek yok bu kadar büyük açmaya. Evet, bunu da yağladıktan sonra şimdi merdane ile açtığım bezeyi göstermek istiyorum. Merdane ile gerçekten çok pratik oluyor. Özellikle benim bu merdane çok kullanışlı bir merdane. Böyle bir merdane bulursanız açmayın alın derim arkadaşlar. Kendinden oynar bir merdane. Ortası oynuyor yani, sabit değil. O yüzden açmak çok pratik oluyor bununla. Bakın merdaneyle açması da kolay oldu. Yine oklavaya geçiyorum. Bakın hamura hiç dokunmuyorum. Zaten yumuşak bir hamur, dokununca hemen yapışıyor. Hamura dokunmadan kenarlardan bastırarak açıyorum. Bu hamuru hepsinden daha büyük açtım ve gerçekten hiç gerek yoktu bu kadar büyütmeye. Evet, dördüncü yufkayı da diğer yufkaların üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi abartmanın sınırı yok. Biz de abartmışız yufka açma olayını. Bunu da üzerine yağlıyoruz. Fırçayla her yerine gelecek şekilde yağlamış oluyoruz. Şimdi yağlamış olduğumuz bezeleri bu şekilde İç taraftan başlayarak böyle kat kat zarf gibi katlıyorum. Hepsi birbirinin içine böyle zarf zarf katlanacak.
Bu aşamada yağlamayı güzel yapmış olursanız eğer asla yapışmayacaktır bezeler birbirine, yufkalar birbirine. Ben bu çekimi kızımla yaptım, tripod kurmadım. Kızım tuttu kamerayı bana. O yüzden birazcık hareketli bir çekim olmuş. Kusuruma bakmayın. İki taraflı çekim olduğu için tripod kurmak çok da işime gelmedi açıkçası. Kızımın çekmesini istedim. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu ters çevirerek yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Üzerini kapatarak yarım saat beklemesini sağlıyorum. Yarım saat bekletirseniz tel tel çok daha güzel incecik katmerleriniz olacaktır arkadaşlar. Ben ilk yaptığımda yarım saat beklettim. Fakat bunu yarım saat bekletmedim. O yüzden farkını çok iyi görebiliyorum. Tam yarım saat, hatta daha fazla bile bekletebilirsiniz ama yarım saatten az olmasın mümkünse. Bekleyen katmerimi bu şekilde elimle hafif yassılaştırarak yağlı kağıdın içinde şöyle genişletiyorum. Yeteri büyüklüğe ulaşınca ise bıçakla şöyle üzerine çizikler atıyorum. Şimdi bir tane yumurta sarısını bir yemek kaşığı sütle açarsanız sürmesi daha kolay olur yumurta sarısını. Yine ben videoda yapmayı unuttum gördüğünüz gibi. Ama buradan size söylüyorum. 180 dereceli fırında 40 dakika kadar pişti. Fırınınız eğer fazla ısınıyorsa dereceyi düşürün arkadaşlar. Çünkü çöreğin içinin de pişmesi, altının da pişmesi gerekiyor. Üstünün hemen kızarmasını istemiyoruz. İçinin de komple pişmesini istiyoruz. Burayı sesli çektim. Bakın arkadaşlar nasıl olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.